Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün erişte keseceğim ve bunun videosunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sizler ev yapımı erişteyi nasıl kesiyorsunuz bilmiyorum ama sizlere vereceğim bu tarif %100 garantili bir tarif. Herkesin erişte kesme tekniği farklıdır. Ama sizlere vereceğim bu tariften sonra bildiğiniz bütün eriştelerden vazgeçeceksiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle sıvı karışımlarımızı hazırlıyoruz. Bu eriştemi 10 kiloluk undan hazırlayacağım. Malzemeyi sizler dilerseniz azaltabilirsiniz. Ben her sene bu şekilde hazırlıyorum. 10 kiloluk una 30 adet yumurtamızı uygun bir kabın içerisine kıralım. Beş yemek kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Ama sizler dilerseniz damak tadınıza göre tuzu azaltıp çoğaltabilirsiniz. 5 yemek kaşığı ideal bir tuz oranıdır. Suyumuzu eklemeden önce yumurtalarımızı iyice çırpalım ki tamamen özleşsin. 10 kiloluk una toplamda 4,5 litre su gidiyor arkadaşlar. Tabii bu un markasına göre sizlerde değişebilir. Yumurtalarımızın üzerine ilk önce 2 litre soğuk suyumuzu boşaltalım. Karışımımız bir köşede beklerken 10 kiloluk unumuzu büyük bir leğenin içerisine eleyelim. Mutlaka ununuzu eleyerek kullanın ki hamurunuzun kıvamı daha iyi olacak bu şekilde. Hamurunuzu açmak için unun yarısını ayırabilirsiniz ama ben ayırmadım. Ekstradan bir paket daha un aldım. Elenmiş unumuzun üzerine sıvı karışımımızı döküp kenardan un alarak hamurumuzu toparlamaya başlayalım. En son kalan 2,5 litre suyumuzu da ilave edelim ve yavaş yavaş kıvamını bulana kadar erişte hamurumuzu yoğuralım. Ele yapışmayan biraz sert hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hamurunuzun iyi yoğrulduğunu anlamanın tek yolu ise bir bıçak ile hamurunuzdan bir parça kesin. Hamurunuz bu şekilde göz göz olduysa yoğurma işlemine son verebilirsiniz. Mutlaka bu sonucu görmeniz gerekiyor. Hamurunuzu bıçak ile keserek kullanacağınız sacın büyüklüğüne göre bezelere alıp yuvarlayın. Ben 10 kiloluk undan 35 adet beze çıkardım. Tabii bu sizlerde değişebilir. Un serptiğimiz yere bezelerimizi sırasıyla dizelim ve kurumaması için mutlaka üzerlerini bir örtü ile kapatalım. Bu aşamadan sonra yanınıza bir kap un alın ve açma tahtasına un serperek bezelerinizi sacın büyüklüğüne göre açmaya başlayın. Açmış olduğumuz yufkalarımızı tüplü saçta 1-2 dakika boyunca alt üst yaparak pişirin ama çok da fazla kurutmayın.
Evinizin geniş ve havadar bir alanında temiz sofra bezleri sererek hafif pişirmiş olduğumuz yufkaları serin. 1-2 dakika tuttuktan sonra yufkalarınızı üst üste koyabilirsiniz. Bütün yufkalarımızı bu şekilde pişirdikten sonra 3 adet yufkayı üst üste alın ve ortadan ikiye kesin. Ben çok fazla üst üste koyup kesemem derseniz eğer, sizler 2 adet yufkadan da kesebilirsiniz. 2 parmak genişliğinde enine şeritler halinde kesin. Çok da fazla enli şekilde kesmemeye özen gösterin. Kestiğimiz erişteleri temiz bir örtünün üzerine döküp dağıtın ve kurumaya bırakın. Kesmiş olduğumuz eriştelerimiz kuruma aşamasındayken ara ara zedelemeden karıştırın. Daha pratik şekilde kurumasını sağlayacaksınızdır. Tamamen kuruyan mis kokulu eriştelerimiz kullanıma hazır. Kuru ve temiz bir yerde bir kış boyunca muhafaza edebilirsiniz. İçerisinde bol yumurtalı bir erişte tarifiydi. Hiçbir şekilde pişman olmayacağınız, tereddütsüz yapabileceğiniz erişte tariflerinden biriydi. Nefis ev yapımı makarnaları yapmak sadece bir gününüzü alıyor. Bu tarifim de sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.